Songül Hanım, çoluğunu çocuğunu düşünen bir insan, çoluğuna çocuğuna daha iyi kazanç getirmek isteyen bir insan bunu oturup çoluğuyla çocuğuyla karar alır değil mi? Ben ayrıldığımda en büyük kızım 25'li yaşlardaydı, en küçüğüm 12 yaşındaydı. Bunu gidip arkadaşlarıyla kararını almaz değil mi? Okey, hikayeniz üzücü, kesinlikle üzüldüm. Hiçbir kadının böyle bir şey yaşamasını istemem ama Allah akıl vermiş, fikir vermiş. 25 yıl boyunca keyfiniz yerinizdeymiş. Bence bir şeyler bozulmaya başlayınca sesinizi çıkartmışsınız. Yani 25 yıl aklınız neredeydi? 25 yıl keyfim yerinde değildi. 25 yıl onun eksilerini hep artıya çevirdim. 3 yıl idare edersin, 5 yıl idare edersin, 10 yıl idare edersin. 25 yıl neye göre idare ettiniz? Neydi belki şöyle bir durum var. Belki o zaman çocukların küçük. Belki kendini kötü hissediyorsun. Belki ortada kalacağını düşünüyorsun. Sonrasında zaten çocuklarını büyütmüşsün. Belli bir aşamaya gelmişsin. Belki kendine özgüvenin geldi. Belki yaşadığın ortam şehir değiştirdim. Değiştirdim de fikrim, aklım hepsi değişti belki. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu arada evde kavgalar var mıydı? Yani çok ciddi boyutta çok kavgalarımız yoktu. Yani çünkü dört tane çocuk olunca huzursuz bir yerde yaşamaları daha kötü. Yok. Ama eski hanımlar daha çok böyledir, idare eder çocukları var diye. Başlarında babaları olsun. Yani sırf maddi manevi ise daha çok idare ederler. Kaç yaşında evlendin? 20 yaşında evlendim. 20 yaşında yani evlendim. Yani o zamanlarda stabil, normal bir yaşta. Hani benim evlendiğim dönemlerde 30. Boşandığınızda kaç yaşındaydınız? 40. 46 falan. Nasıl karar verdin boşanmaya? Ya boşanmaya kararım, bunun üzerinde tekrar işte kredi çekmesi. Ya bu kredi çektiği kredilerden benim haberdar olmamam. Hani bunun sağdan soldan evet kredi çekti denilip benim yok hani... Yok ya Sevil Hanım, bence muhakkak bir yerlerde bir şeyler olmuş olmalı. Bir insan 25 yıl boyunca nasıl fark etmez? Öyle hayatım, değil mi Songül Hanım? Hayatım fark edersin. Ama evlisin. Ama görmezden gelirsin. Bakın, hayır, evlisin. Evlilik hep idare üzerine kurulur. Yani adam bunu bugün bir şey söyledi böyle. Bugün para kaybetti. Hemen boşayamazsın ki. Zaten ikili bir ticaret gibi evlilik. O bir gün batar. Sen dayanak olursun, sırt verirsin. Sana bir şey olur, o sırt verir. Böyledir ikili bir ilişki. Ticarettir yani. İrem sen de yaşadın. Tabii ki öyle. Bir kadınsın. Ya günün sonunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı şeyler uzaktan görüldüğü gibi yani gözükmüyor ve öyle konuşulduğu kadar da basit değil. Yani insanlar çocuk olunca özellikle daha farklı bakıyor. Çocuk olmadığı zaman kafanız atabiliyor. Daha istediğiniz gibi durabiliyorsunuz ama çocuk olduğunda düşünüyorsunuz. Çocuğuma haksızlık mı ediyorum ya da çocuğum için. Evet bazen şöyle bir şey var. Günün sonunda bir anne kendinden çok karşısındaki evladını düşünüyor. Bence bir kadının evlilikte o evliliği yürütmeye gönlü olacak. Eften püften evi çıkmış. Adamın borcu mu çıksaydı evi çıkmış daha sevin işte. Bunun neyini bozuyorsunuz? Bence sizin evlilik yürütmeye gönlünüz yok. Sudan sebepten bozuyorsunuz evliliğinizi. Bence bilip bilmeden konuşmayın. 21 yaşında evlendim ablacığım. 3,5 yaşında çocuğum var. O evliliğimi de 4 yıl boyunca ayakta tutmaya çalıştım. Bazı anlaşmazlıklar yüzünden ayrılmaya karar verdik. Hiçbir zaman parada pulda gözü olan bir insan değildim. Ayrılırken biliyorsunuz ki çekişmeli davalar sürüyor. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 5 yıl sürüyor. Biz tek kalemde boşandık. Hiçbir şey talep etmedim. Ya da alacak benim bir şey mi sadece, bulamadı? Benim alacak bir şey, bak ablacığım çok kırıcı konuşuyorsun. Alacak bir şeyi çünkü sen bırakmazsın. Bir şekilde, sende o para şeyi var. Gördüğün gibi bir insan değilim. Ben tamamen huzuru düşünen, çocuğumla mutlu olmayı düşünen, tamamen o ayrılık bitti, o evlilik bitti, o hayattan çıktım ya. Daha güzel bir hayat sürdürmek için benim kafamın rahat olması gerekiyordu. Ben 3 sene, 4 sene çekişmeli bir davayla uğraşamazdım. Çünkü benim çok küçük bir çocuğum var. Onu düşündüm. Onu düşünerek de sadece çocuğuma nafaka aldım. Kendime dahi almadım. Bir yıldır da tek başıma ben çocuğuma bakıyorum. Ya ben sanırım hani kendim biraz akıllı mı diyeyim, kurnaz mı diyeyim, nasıl diyeyim? Kurnazlık değil, ben daha kabul kendini garantiye almak. Bana, evet. Bana biri buraya bunu koyuyor mu? Ben onu buraya koyarım arkadaşım. Ben onu alıp buraya götür ya da onun tabağını taşıyamam. Vallahi bravo. Herkesin kendi yükü, kendi şeyi. O çocuklarına baba, onun da çocuğu. Ya bak şimdi bana kızacaksın da. Sevil Hanım'ın şimdi kameraların önünde ağlaması, mağduriyetini kullanması ne gerek var? Ben olsam özel hayatımı anlatmam. Bunu ne ajitasyon yapıyorsun? Bir o mu boşanmış, herkes boşanmış. Ayrıca boşandığı konuda bana göre eften püften neymiş, evi çıkmış da falan da filan. Peki çocuklar nasıl etkilendi? 4 çocuk çünkü.
En küçük kızım tabii ki hiçbiri de ayrılmamızı istemedi. Hiçbiri de hani hiçbir şekilde ayrılmamızı istemedi. Ama hani zamanla sonrasında hani beni anlamalarını da beklemedim. Dedim bu benim kararım. İster saygı duyar yanımda olursunuz. İstemezseniz de kendiniz bilirsiniz. Sonrasında onlar da hani olayı kavradıktan sonra bana hak verdi. Peki çocuklar sende mi? Evet. Hiçbir şekilde çocuklarımı hayatımdan hani ayırmadım. Hiçbir şekilde çocuklarımı birbirinden ayırmadım. Sevil'e bakar mısın sen 25 yıllık eşini boşa, bana bunları yaptı de. Ben yine bir şey söyleyebilirim. 4 çocuğuyla aynı evde yaşamaya devam et. Ve palyaçoluk yaparak çocuklarına bakmak için mücadele çünkü veriyor. Çünkü geçmişimde çalışma hayatım olmadı. Hiçbir zaman çalışmadım, çalıştırılmadım. Hani onlara göre çalışmak hani çok hoş bir şey değildi. Yeri geldiğinde hani bir işim olduğunda eve yardımcı aldığım dönemler oldu. İstanbul'da yaşıyordum zaten. Sonrasında Mersin'e taşındım. Hani Mersin'e seve isteye gittim, isteyerek gittim. Orada da ben esnaftım. Ben esnaf olduğum dönemde tanıdığım insanların yeri geldi karşısına çıkıp palyaçoluk yaptım. Buna, çocuklarına bakmak evet, için. Yani çünkü bir mesleğim bunu yok. Bunu karar mesleğim vermek yok. Zor ne yaparım, oldu? Hani ne yaparım, ne yaparım? Yok, hiçbir şekilde zor olmadı. Her zaman dik durdum. Ayrıldığında da hiçbir şekilde nafaka, tazminat hiçbirini istemedim. Ben dedim çocuklarımla bir arada oluyorum. Yeterli, ben onlara bir şekilde bakarım. Onlara her türlü yeterim. Onların her yeter, türlü arkasında... Sevil, şöyle bir... Arkasında şimdi bunların birçoğunu ben yaşadığım için... Songül dedi, arkadaşlarla konuşuyoruz dedi. Senin parası olduğuna inanmıyorlar. O kadar zengin görülüyorsun ki dedi. Hani paran gitti ama bir o kadar da kenarda saklı olan paran var gibi görüyorlar dedi. Böyle bir şey yaşadım. Ben mesela bir gün sabah kalktım. Hakikaten 1 lira bulamadım. Hakikaten gecenin 3'ünde... Çok da üzülmek istemiyorum. Ablam bana komşular görmesin, siteye girerken poşetleri görmesinler de gece 3'te market görüp getirdim. Bak ben Songül Karlı'yım ve benim 13 yaşından beri çalışıyorum ve ben hiçbir zaman parası kalmadım. Tek başıma şöyle çalışan bir kadın ve çok lüksü yaşadım ve bunların hiçbirini bir erkek yapmadı bana. Ve ben 1 liraya muhtaç kaldım. Sevin. O şekilde değil ama benim kızım... üniversiteye gidiyordu. Yeri geldiğinde ona istediği parayı gönderemediğim oldu. Bu ilerleyen zamanlarda yeri geldi. Hani en yakınların tarafından ya da onun bir arkadaşı tarafından. Ya zaten var onun, ya. Hep en yakınlardan. Zaten konu sizinle çektiğiniz olmuyordu. Eğer evlat orada bir anne meyve suyu kalmamış. Anne şuna ihtiyacım var deyip onu yapamıyorsan var ya. O çok ağır. Evet, o çok kötü bir şey. Yetememek bu beni çok üzmüştü. Evet o çok o zaman kötü bir hani şey. Çok çalışmıyordum. Yani bir işe girmiştim. Eşimden ayrıldım. İnsanların bakış açısı çok farklı. Eşin senin etiketin. Küçük bir şehirde yaşıyorsun. Farklı gözle bakılıyorsun. Yani gece evine geç geldiğinde neden geç geliyor, nereden geliyor? Belki ben çocuğumu hastaneye götürdüm, oradan geliyorum. Ve benim hayatımda bir insan olsa, ben onunla bir şey yaşasam, beni eve gelirken arabasıyla getirir, bırakır gider değil mi? Ben yürüyerek geliyorsam zaten öyle bir şey yapmıyorumdur. O kadar sıkıntı çeken kadın bir kadın adam aramıyor zaten. Onu ya. Mu düşünecek yani? Asla aramıyor ama ya. Ama işte insanlar nereden geliyor, nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor? Çünkü ben... Ayrıldıktan sonra ağlayıp sırlamadım. Normal hayatıma devam ettim. Bir yere gitmem gerekiyorsa gittim. Saçımı boyatma. Ya insanlar diyor ki sen dulsan, sen dulsun. Ağla, sen saçını başını kapat, kötü giyin, sürekli ağla, ajitasyon yap. Ona git, bana bunu ver. Öbürüne git. Öyle bir şey yok. Ben kendi başıma, tek başıma çocuklarıma da bakarım, evime de bakarım. Hani koca sadece bana göre bir etiket. Onun maddiyatı bilmem nesi bunların hiçbirinin benim için bir önemi yok. Benim evimde olan huzur, yediğim bir çorba, bir soğan olsun onu huzurla kavgasız, gürültüsüz yiyeyim. Çocuklarım mutlu olsun. Tek derdim bu benim. Abla bir şey söyleyeceğim bu arada. Hiç annen yok muydu yani? Kusura bakma soruyorum ama. Ayrıldım. Bir şey söyleyemeyeceğim. Niye bunu ajitasyon yapıyor? Bir şey mi oluyor içeride? Songül. Songül Hanım'a bir şey oldu. Songül Hanım'a ağlıyor. Niye ağlıyor acaba ya? Gerçekten?
Songül Hanım iyi misiniz? Ay. Songül Hanım. Songül Hanım. İyi misiniz? Abla iyi misin? Şimdi kızlar siz daha evlenmediniz, bir evlat sahibi değilsiniz. Evlat sahibi olmayan, hani evliliğinde idare etmek zorundasın. Ay bir şey ona da dokundu demek ki. Aynı tabii yere dokunmaz mı? Evlilik mi? Aynı yere. İnsanları da idare etmek zorundasın. Bunu anne olanlar anlar. Yaşayan anlar. Allah herkesi bildiği gibi yapsın. Allah bir kadının çocuğuna meyve suyu aldırmayacak kadar onu zor duruma düşüren, o karakter, o karakterde olan, kurban olduğum Allah, ona da onu yaşatsın demeyeceğim, ben gene iyi düşüneceğim ama ya ne bileyim ya. Sen gene iyisinse, ben 2 sene evden çıkmadım ya.